Spor Bahane'nin bugünkü, daha doğrusu bu geceki konuğu benim. Değerli arkadaşlarım İlknur Özzengin ve Bilal Meşe rica ettiler. Abi dediler, sen duayensin. Dolayısıyla bugünkü açılışı sen yap. Zaten benim açılışı yapmamdan önce sevgili kardeşimiz, yönetmenimiz Murat Davutoğlu açılışı çoktan yaptı. Çünkü ekranda benim dünyanın çeşitli yerinden yaptığım röportajların görüntüleri gayet güzel şekilde geldi ve görüldü. Şimdi üç kişinin isminden bahsettim ama hani derler ya, mum dibine ışık vermez. Sevgili oğlum Korhan Ayhan da bu programın diğer davetlisi. Dolayısıyla ona da hoş geldin diyorum. Biz ve sizler de hoş geldiniz efendim. Bugün böyle bir hoşluk oldu. Zira siz buradayken bu açılışı bizim yapmamız hiç olmazdı. Rica ederim. Söylediğiniz gibi bu mesleğin duayeni olarak, hatta efsanesi olarak, yani aslında sadece duayen demek yetersiz kalır sizin efsane için. Efsane daha çok güzel oturuyor. Çok yani teşekkürler. Yani beni bu genç yaşta fazla şımartıyorsunuz. Yani istikbalde çok dikkatli olmam lazım. Kesinlikle. Kendini öyle beğenmişler mi demeyecekler inşallah bana. Aşk olsun. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş Orhan Bey. Gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Onur duyduk burada olmanızdan. Özellikle oğlunuzla, Korhan'la birlikte burada olmanızdan. Teşekkür ederim. Çok keyif alacağız. Öyle düşünüyoruz. 1962'den beri sesinizle tanışıklığı var zaten Türk halkının, izleyicilerin, spor severlerin. Ve katılır mısınız Bilal Hoca, bilmiyorum. Çünkü, tınısında da inanılmaz bir müziği var sesinin, Orhan evet. Bey'in. Yani bunu değerlendirmek şüphesiz bana düşmez ama. Estağfurullah. Hem çok genç bir ses, zaten hani güzelliğini falan konuşmamıza gerek yok. Bambaşka, çok farklı bir ses. Direkt bilinir yani Orhan Ayhan'ın sesi diye. Sağ olasınız. Şimdi şöyle olabilir belki. Ben okulu bitirdikten sonra Beşiktaş'a gittim. Konservatuara müracaat ettim. Biraz sesim var herhalde. Orada yani opera sanatçısı olmak istiyordum. Tenor. Aa, nefis. Kağıtları aldım elime. Yürüyerek geliyorum. Deniz Ticaret Lisesi'nin önündeyiz. Şöyle biraz bakmaya başladım etrafa. İçeride böyle gemici öğrencileri görüyorum. Denizi görüyorum filan. Bir süre sonra koşarak birisi geldi bana. Sizi dedim müdür bey istiyor dedi. Hayırdır dedim, ne oldu? Sizle konuşacakmış dedi. İçeriye girdik, yukarıya çıktık. Bomba gibi böyle, aslan gibi bir adam karşımda. Yakışıklı, muhteşem. Şöyle bir baktım. Hiç yabancı değil. Olimpiyatlarda 2012 olimpiyatlarında adım atlamada, 3 adım atlamada birinciliği kaçıran, daha doğrusu faul yaptı diye, çıtaya bastı diye birinciliği, evet. Ruhi Saral. Aslan gibi. Dedi ki bak evladım dedi. Sen dedi çok yakışıklı bir adamsın dedi. Ben dedi seni dedi bu okula yazdıracağım dedi. Ve derhal dedi seni güverte subayı yapacağım dedi. Pazartesi günü buraya geliyorsun dedi. Peki efendim dedim. Ruhi Sararp aynı zamanda Tunç Okan'ın amcasıdır. Hı hı. Ünlü ses. Gittik Florya'dayız, Şenliköy'de futbol oynuyoruz pazar günü. Bir gazeteci arkadaş 2 hafta önceden ya dedi spor yazarlığı ister misin filan dedi. Aa, ne kadar güzel olur dedim. Öyle bir söz vermiştim ona. Maça geldi. Pazartesi seni son postuda bekliyorlar dedi. Hayrola dedim. Spor yazarlığına başlıyorsun dedi. Bizim ne konservatuvar kaldı. ne gemicilik kaldı. O günden giriş beri. Giriş o giriş. Evet. 19 yaşında Son Posta gazetesinde spor yazarlığına başladım. Temmuz İlk haberiniz de kürek şampiyonası, evet, değil mi? Evet. İstanbul kürek şampiyonası. 8 sütun verildi. Şimdi? Şimdi. Olacak bir şey değil. Şimdi verebilirlerse versinler. Bilal Meşe şimdi gazetenin içinde. Olur mu şu an? Kaç müdür götürür öyle bir manşet atarsa? Ne olması lazım? Sansasyonel bir şey olması lazım şimdi orada. Mesela Galatasaray sayfasını vereceksiniz. Sayfanın 1/4'üne Sneijder'in kafasını koyacaksınız. Fenerbahçe'ye mesela ne bileyim işte. Sırlarımızı dökmeyelim ortaya müsaadeniz. yani. Ha, tabii ki bunu hep tartışacak Orhan abi. Yani bu çünkü trajla bağlantılı. Tabii. Diğerleri tabii ferdi sporlar tabii çok önemli. Mutlaka hepsine vermek lazım ama futbol işte maalesef, evet, bizim trajımızı yükselten
bir oyun diye düşünelim onu. Evet. Evet. Sonrasında tabii gazetecilik devam ederken Halit Kıvanç'ın BBC'ye gitmesiyle birlikte bir başka dünya açıldı. Sınava girdiniz. Aslında biraz da zorla girdiniz değil mi? Yani ilişkim yok. 23 yaşındayım. Kilyos'a gitmişiz. Kilyos'a kendi imkanlarımız da böyle. Kamyonlara falan biniyoruz. Önce gemiler, ondan sonra yani vapurlar, sonra kamyonlar. Orada işte vatandaşlardan ricalar, milli takım kampına gidiyoruz. O işte o yılların 1962 yılının gazeteciliğini düşünün. Sizler güzel yıllara geldiniz yine. Biz tramvay çocuğuyuz. Hiç öyle anlatmıyor. Neler anlatıyor Bilal Bey de bize? Efendim şimdi neler benim çektik yanım, biz tadında. Benim yanımda konuşamaz çünkü ben onun babası yaşındayım. Yok Allah uzun ömür versin çok gençsin de tabii ki biz sizden sonra gelen jenerasyon yani 73'te başladım ben mesleğe. Biz de tramvayı gördük. O boynuzlu otobüsleri de biliyorum. Jetonlar da vardı. Böyle manyetolu telefonlar da kullandık o zaman. Tabii teknoloji çok ilerledi. Tabii. Koran çok iyi farkında bunlar. Şanslı nesil bence yeni nesil. Ya yani bizden gelen sonra nesil. Her türlü teknoloji imkanları var. Cep telefonu yok. Ama şimdi bu mu? Da yeni yani şans mı bilmiyorum Korhan Bey. Değerlendirelim derim. Yani çünkü onun da şanssız olduğu ya da dezavantajlı olduğu yanları var değil mi? Teknoloji demek inanılmaz bir şans demek mi? Tabii her teknoloji olumlu bakımdan denenmiyor. Önce bir denemek lazım o teknoloji bize şans getirecek mi, iyi tarafından mı bakacağız? Onun kontrolleri hep ARGE mi deniyor Türkçe'de? ARGE. ARGE olarak. Araştırma, geliştirme. En önemli yan budur. Hı hı. Ama tabii ki teknoloji... ben senin sözüne katılıyorum. Özür dilerim Korhan'cığım. Rica ederim. Yetenek çok önemlidir. Ne kadar teknoloji olsa olsun ama yeteneğiniz yoksa... O teknolojiyle baş etmek de çok kolay. Doğru. Tabii. Evet. Orhan abinin mesela işte 56 kişi galiba o sınava girdi. 56. Değil mi girmiş? Evet. Ve birinci olarak kazanıyor. Not düşünen notta da şöyle bir şey doğrudan maçı anlatabilir deniyor. Mesela yetenek deyince böyle bir şey çıkar. Yani hiç eğitim almanıza gerek olmadan yani kanı o yönde hiç en azından. Hiç eğitimim yok zaten. Hayatta mikrofonu görmüyorum. İşte bu doğal bir yetenek yani. İki kere olarak. Telefon açıyor. Orhan'cığım seni yazıyorum. Abi diyorum. Biz şu anda röportaj yazıyorum diyorum. Milli takım Rusya ile oynayacağız. Tercüman gazetesinde iki daktilo var o zaman. Sırası bir daktilo muhasebede, bir daktilo da memleket haberlerinde. Yurt haberlerinde Hasan diye, yani. Yurt haberlerinde Hasan diye bir arkadaşımız var. İkisinde biz elle yazıyoruz. Başıma da mürettip gelmiş bekliyor. Sayfa bitiyor, mürettip alıyor doğru aşağıya iniyor. Getiriyor. Kurşunlu yazılacak. Ben Rusya bir yandan da Oktay Göral diye bir sevgili kardeşim var. Oktay devamlı Orhancım diyor. O başarılı olamıyor. Bu defa Haliz abi. Kıramadım tabii. Hı hı. Tamam abi dedim. İmtihana girdik işte. Bir ay. Önce bir haberleri okuduk. Necati Karakaya dedi ki en iyi sen okumuşsun dedi. Onun sesi böyle şey. Sonra maçları anlattık bir ay filan. Naci Seres Amerika'dan gelmişti program müdürü. Önce üçüncüyü ilan etti. İhsan Biricik istihbarat şefim tercümanda. Sonra ikinciyi ilan etti. Alp Sirek rahmetli. Spor müdürüm tercümanda. Ve siz? Sonra da baktım ben de yanında oturuyorum. Orhan Ayhan yazmış üçüncü. Yukarıdan önce işte İhsan, Alp Çelek, Orhan hepsine start diyor. Benim yanıma da S yazmış. Dedim bu işte sepetliyorlardı. Ondan sonra beni bir met etmeye başladı Naci Serez. Aman yarabbi Amerikalı bir profesyonel spiker gibi diyor. Derhal başlayabiliriz. Evet. Şimdi tabii futbol maçları var, boks var. Onların hepsini konuşacağız ama merak ediyorum. Korhan Bey, 78'lisiniz. Evet. İlk hafızanızda babanızın sesini dinlediğiniz, duyduğunuz, yani nasıl şey, hatıralarınıza nasıl yer alıyor? Çok zor bir soru. Gerçekten hatırlamıyorum. Ben çok zor, gerçekten. Acaba İyi bir dedim, hani bir çocuklukta böyle bir ya ilk işte Muhammed Ali'nin maçı mıydı? İlk o zamanları hatırlamıyorum yok, gerçekten. Hiçbir şey yok. Biz babamla hep TRT'de radyo haberleri, radyo maçlarını, Galatasaray maçlarını anlatırdı. Galatasaray değil ya, hepsini anlatırız tabii. Onu beraber özellikle Ali Saniyen olduğu için, evet. Yakın olduğu için evet. Oraya götürürdüm sizi. Evet. Ama tabii bir de o zamanlar çok televizyon yok, siyah beyazın olduğu dönemlerden bazı. Biz mesela ben Orhan abinin sesini Muhammed Ali'nin maçlarından hatırlarım. O zaman biz de ufaktık yani. Dediğim gibi yaşımız ama hep radyodan hem maçlar ama en çok Muhammed Ali'den yani kafamıza kazınmıştır o. Benim anlattığım ilk maç 1963'te 23 Şubat Galatasaray Milan maçıdır. 3-1 yenilgi aldı. Nasıl olur böyle bir şey? Şimdi
yepyeni, gencecik mesleğe başlayan bir spor spikeri. Evet. Ve çok önemli bir maça, ilk maçınız. Hem de yani şimdilerde böyle bir şey mümkün olmaz. Ya bir işte bir daha hafif bir rakip olsun değil mi? Yani olacak gibi değil. Hatta bir şey daha dedi ki Naci Seres, 15'er dakika arayla anlatacaksınız hepiniz dedi. Birinci bir arkadaşımızı koydular. Halit abi yetiştirmiş onu. 15 dakika İsim vermeden gidiyorsunuz galiba. Efendim? İsim vermeden gidiyorsunuz galiba. Erdal Boratam. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Muhteşem bir ses. Davudi harika bir ses. En büyük gazetenin yıllarca reklam seslendirmesini yaptı. Ama demek ki o ses ona uymamış. Çünkü çok kalın ses. Ve sporla da pek ilişkisi yok. Birinci golü Uğur Köken attı. 4. dakikada. Erdal Mustafa dedi. Ben hemen eğildim kulağına, bir de yazdım, düzelttirdim. Neyse 15 dakika onun sırası bitti, sonra ben 15 dakika. Gidiyorum, benim 15 dakika doldu, sağa sola bakıyorum, devam diyorlar. Tekrar devam diyorlar, 7 dakika geçti benim 15 dakikayı. Benden sonra da müdürüm var. Baktım, olacak gibi değil, ben müdürümü omuzundan tuttuğum gibi oturttum yerime. Ve arkamda radyo yöneticilerinden müthiş bir fırça yedim. Çünkü sizin devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar sen anlatacaksın dediler. Ana kumandadan öyle emir geldi dediler. İşte orada ben berbat oldum. Burada dedim bir omuz atıp kapıdan kaçabilir miyim? Tıklım tıklım dolu. Niye kaçma gereğini duydun? Korktum birdenbire, ne bileyim. Yani işte 23 yaşında bir insan. Bir veya bir buçuk ay bize deneme maçları anlattırdılar. Hiçbirisi yüzümüzü tanımıyor. Feridun Fazıl Türbençi, Baki Suha Ediboğlu, bunlar mühim adamlar. Radyo müdürü Halil Bey, hiç bizim suratımızı görmeden bizi dinleyip notlar tutarlarmış. Onun için Naci Seres, söylemeyi unuttum, birinci olarak Orhan Ayhan'ı ilan ettikten sonra İhsan Biricik'in elini sıktı. Zannetti ki... Evet, o. Boylu postludur o, ona uygundu. İhsan Biricik dedi, efendim Orhan Ayhan yanınızda dedi. Öyle mi dedi. Eyvah biz ne yaptık gibisinden yani. Peki boks nasıl başladı? Yani o ilk teklif nasıl geldi? Kim önerdi? Evet. Siz birdenbire ben anlatırımı, o cesareti nasıl gösterdiniz? Şimdi ben boksun son postada işte kürek 8 sütun manşet oluyor. Aha. Boks, güreş, Wimbledon tenis. Çok sayıda branşla ilgileniyorsunuz. Her şey o bir sayfalık spor sayfasında şimdiki gibi öyle resim ziyanı yok. Az resim, bir sürü haber, ufak koca koca başlıklar değil, ufak ufak başlıklar ama bütün sporları veriyorsunuz. Orada güreşti, bokstu derken ben de boksa çok bir hayranlık duydum. Babam da Vefa Kulübü yöneticisi, başkanı sonra. Siz de boks şubesinin başkanlığını yaptınız değil mi? Rica ettim babama, Vefa'da boks şubesinin başına geçtim. Bir sürü de İstanbul şampiyonu yetiştirdim bir yıl içinde. Sonra onların çoğu da milli boksör oldu. Mesela 48 kilo Arif Doğru. Benim yetiştirdiğim bir elemandır. Olimpiyatlarda dahi boks yaptı çocuk. Balkan şampiyonu. Böyle değerli bir 48 kiloydu. Naci Serez Bey dedi ki 63'te ilk maçı anlattıktan sonra Nisan ayındayız. Garbi Sakarya'nın Rene Brune isimli bir boksörle maçı var. Orhan Bey dedi siz dedi boks maçı anlatabilir misiniz? Anlatırım tabii dedim. Neden anlatmayayım dedim. Bittik. Spor salonunda, Lütfü Kırdar spor salonunda camlar, kapılar, pencereler kırıldı, yer yerinden oynuyor. Öyle seyirci var o zaman. Kalabalık. Boksa müthiş bir seyirci şimdi var. Şimdi futbolda yok o. Yok, bildiğiniz gibi değil. Bırakın boksu filan. 5000 kişi içeride, 2500 dışarıda. Sadece profesyonel boksta değil. Türkiye şampiyonalarında parayla şimdi ücretsiz alıyoruz seyircileri. Güreş de öyleydi 150 abi. Kişi. Güreş de öyleydi. Güreş de öyleydi. Sen spor sergide Cemal Kapancı'nın maçlarına giderdin mi? Tabii. Full dışarıda bir o kadar da kişi dışarıda kalırdı. Yani yer bulamazdık orada gerçekten. Yani ben Garbi Sakarya maçını anlattım. Hatta orada çok da güzel bir şey var. 7. round bitti. 8. round'a girdik. Kados Çarkçı da köşede ne oluyor filan diyorum ben. Diyor ki 7 round durduk. Şimdi 8. round'a saldıracağız. Tam böyle tipik bir Kınalı Adalı Ermeni büyüğümüz. Aksanıyla. Ondan sonra
hakikaten Garbi Sakarya saldıracağız dedi. Bir saldırdı, bir kontra Garbi Snakout. Şimdi ben anlatıyorum. Garbi'sin sağ, Garbi'sin solu, Garbi Snakout. Kısa bir sorudu, bitti. Şimdi tecrübe meselesi. Millet aleyhime yazı yazıyor tabii. Böyle şey olur. Tabii sonra öğrendik. Onun sağ, bunun solu değil. Boks sadece ve sadece yorumdur. Yorumla anlatılır. Yani deyim yerindeyse pozisyonla gidilmez tabii, yani o tabii, anlatarak gidilmez. Tabii doğru. Anlatacaksın ne olur ne biter. Kenardan ben heyecanlanırım, milli maçlarda taktikler veririm. 2004 olimpiyatlarındayız mesela. 2004 olimpiyatlar Atina'da benim dövüşçü Bıdık diye bir 48 kilom var. Onda finale kadar çıktı. Beraber Mustafa Davutoğlu kardeşimiz. Bu programın yönetmeni. Evet. Orada da yine yönetmenlik yapıyor. O kadar iyi dövüşüyor ki çocuk. Kübalı'yla finale çıktı. Neredeyse şampiyon olacağız. Ama akşam saat 19'da bütün maçlarına çıkıyordu. Verdiği kiloları alıyordu. Yine güçleniyordu. 48'den 51'e çıkıyordu. Bu defa final maçı saat 13'te oldu gündüz. Bizimki bitik çıktı. Her zaman yendiği Kübalı'ya 5 sayıyla görüntüler yenildi. Geliyor öyle mi? Olimpiyattan. Evet. Evet işte bu tarihe geçen bir maçtır. Benim dövüşçü Bıdık diye isim taktığım bir boksördür bu. Evet. Ve rating rekorları kırdı. Bu arada bir bilgi daha vermek isterim. Sevgili Mehmet Ali Şahin, çok eski spor bakanımız. Bir gün Elvan Abeygiles'in maçı varmış. Oraya gitmeyecek misiniz efendim diyorlar TRT'den. Yok diyor, ben Orhan abiye mahcubum diyor. Daha hiç maçına gitmedim diyor. Boks maçına gideceğim diyor. Yanıma geldi Mehmet Atalay'la birlikte. Gençlik Spor Bakanı'nın yanında Beden Terbiyesi Genel Müdürü, yani Gençlik Spor Genel Müdürü geldiler. Sayın Bakan hoş geldin dedim. Lütfen hemen yanıma oturun dedim. Hayrola dedi, yorumcusunuz şu andan itibaren dedim. Harika. Ve yorumculuk yaptı. Ben maçı anlatıyorum. Milli maç tabii. Ben devamlı bizimkinin yanına yontuyorum. Ben bizimkinin yanına şey yaparken, yani onu devamlı böyle onore ederken, iyi gidiyoruz iyi. Mehmet Ali Şahin Bey de devamlı benim tersimi söylüyor. Sonunda o kazandı. Harika. Şimdi tabii devam edeceğiz. Çünkü Muhammed Ali çok önemli hayatınızda. Onunla ilgili konuşmamız gerekenler var ama hani Korhan Bey burada çok sessiz kalıyor. İçim rahat etmiyor. Beraber kickbox maçı anlattınız, yorumladınız. Çocukluğunuzdan beri ilgilendiğiniz bir branş değil mi? Çocukluğumdan beri değil, 18 yaşından itibaren Avustralya hayatına başladığımdan itibaren. Boks da yaptım zaten kendim. Abim de kickboksla ilgileniyordu. Şu an yapmıyorum. Öğrenmek için o sporu yaptım. 3 sene kadar Avustralya'da. Fakat nefis bir spor değil mi? Yani naçizane ben de küçük ders alıyorum. Ben boks yapıyorum falan demem benim çok ayıp bir şey olur da. Siz kickboks yapın ama. Kickboks yapmıyorum. Bacağımda bir sıkıntı var. Öyle onu mi? Yapamam ama boks yapıyorum. Ben bu kadar nefis bir spor daha. Ne olur yanlış anlamayın, bir parça mesafeliydim. İşte hani görüntü kadınlara ürpertici geliyor ya, çok sert geliyor. Ama yaparken asla öyle değil. Dans yani eder gibi. Nefis bir spor. Evet. Hem ruhunuza çok iyi geliyor, kardiyo olarak olağanüstü falan. Evet. Yani müthiş hakikaten, çok keyif alıyorum ben de. Hele profesyonel maçları seyrederken. Evet, şimdi ilgiyle izliyorum yani çok daha fazla yaptıktan sonra. O maçı bir 96'ya gidip bir izleyelim ve bandımız var. Tabii. Arkasından konuşalım beraber. Niyetle. Evet sevgili izleyiciler, Orhan Ayhan oğlu Korhan Ayhan'la birlikte 96 yılında bir kickbox mücadelesini beraber anlattılar. Türkiye'nin mikrofonun ilk, başına beraber gittiler ve ilk maçı, evet, ilk yayınıydı Süper Spor yayın, kanalına. İlk yayın baba oğlum. Dünyada da çok olacak bir şey değil gerçekten. Konuşalım ama önce bir izleyelim. Şimdi ikinci round başlıyor ve söz gene Korhan Ayhan'da. Evet ikinci roundta yine hep beraberiz. Boksörler gene son derece temkinli. Evet sağ yumruk etkili. Sol tie kick'in ardından bir sağ direk çıkardı Luis Susui ve rakibini yakaladı. İnanılmaz bir sol yumruk. Çok sert. Evet Susui sıkıştırdı köşeye. Dizleriyle devam ediyor. Dizleriyle midesine çalışmaya çalışıyor fakat pek etkili değil. Ve
rakibi de kapandı. Sarılıyorlar tabii. Sarıldıkları için distans ayarından dışarıda kalıyorlar. Evet, enseleriyle, enselerinden yakalayıp birbirlerini. Vücuda, ooo, inanılmaz bir roundhouse kick Susui'den. Çok sertti. Onların gardiyi ayakta kalabildi. Evet. Ve bir sağ uppercut, hafif. Hafif pek etkili değildi Susui'den. Aşağıdan çalışıyor ve evet, ikisi de yerde. Bu bir güreş müsabakası gibi şu an. Dengelerini kaybettiler. Evet, hakem araya giriyor. Ve müsabaka ikinci rauntta devam ediyor. Aslında Luis Gordillo'ya biraz uyarıda da bulundu hakem. Çünkü itme Gordillo'dan başladı. Meksikalı'dan. Evet, birbirlerini yakaladılar şimdi. Açıklarını arıyorlar. İki dövüşçü de dikkatli. Aşağıdan Gordillo'dan güzel bir uppercut. Ve bir diz, etkili değil. Ve yerde dengesini kaybetti. Biraz sanki hani böyle Korhan Bey'i atmışsınız. Değil mi? Okyanusa, hayır, denize, bilmiyorum, bir parça. Yükü onda kalmış sanki. Bu bölümü mü öyle, bilmiyorum. Avustralya'da bu işte, yani kickboksu çok takip ediyordu. Hı hı. Şimdi bu Süper Spor diye bir kanal vardı. Orada bizim eski kardeşlerimiz Barbaros Talı, sporun eski, evet, müdürü, TRT müdürü, Emre Tilev, Teoman Kozan, şimdi boks maçlarını anlatan kardeşimiz Bilgehan Demir, bir de Onur Şahin, hı hı, Celal Şahin'in oğlu. Hı. O da spor spikerliği yaptı uzun zaman. Bunlar hepsi bir ekipti. Korhan da Avustralya'dan geldiğinde yani staj yapıyordu. Staj yapıyordu onların yanında. Sözüm ona yaz tatili. Avustralya'da yazken burada kış. Karın içinde burada staj yapıyordum. Sonra kış okumaya geri dönüyordum oraya. Şimdi tabii ki Orhan abi bırakıp gitmeleri çoktur yani. Mesela Ümit Aktan. 1973 yılı galiba. Bir maçta 3 takıma çan atmak için kendisine bırakmışsınız. Bunu Ümit'le beraber konuş biraz önce, programdan önce. Öyle mi? Evet. 3 dakikalığına bırakmışsınız programı. Ya dönmüş arkasına Ümit. Ümit dönmüş arkasına, siz yoksunuz. Arkadan bir ses. Yürü, yüzmeyi öğrendin, devam et demişsiniz. O Ümit çok enteresan. Ben böyle bir şeyi bir de Lale'ye yaptım. Ya bırakıp gitmişiz mikrofonu yani. 3 dakika değil ama maçın sonuna kadar o kalmış yani. Bizim Lale'ye Tayfun Akgüner demişti ki, o zamanın TRT Genel Müdürü. Ben de onun danışmanıydım. Bir kadın spiker yetiştir dedi. Bizim hakem Lale. Orta. Lale Orta. Lale Orta'yı yanılmıyorsam Metin veyahut da Mustafa bana gönderdiler. Ve Lale Orta'yı ben aldım. Maçlara götürüyorum. Onu anlatıyorum, bunu anlatıyorum. Fakat bir şahsiyet vermek lazım. Ne yapmak lazım? Bir gün 5 dakika kala bırakıverdim. Maçın bitimine 5 dakika var. Ama öyle enteresan ki oyunlar da garanti yani. Bir takım artık o işi götürecek. Riskli bir durum yok yani. Ben vapura gecikiyorum dedim. Ben vapura gecikiyorum, Kınalıada'ya gidiyorum dedim. Yazdım, bıraktım gittim. Bunu 5-6 kere yaptım. Ve doğru dürüst maç anlatmaya başladı. Güzel. Peki Korhan Bey'i nasıl buluyorsunuz, buldunuz? Şimdi Korhan bir kere sesi güzel. Sporu çok iyi bilen. Hı hı. Aslında o eczacı başında söylemedim. Basketbolcudur. Hı hı, evet. 7 yaşında. Futbol hakemliği de futbol var hakemliği, değil mi? Şimdi sporun tamamen içinde aslında, tabii, doğal Mete, olarak. Mete Kalkalan'la beraber onlar. Beraber. Aynı şimdiki hakem. Hatta geçenlerde Antalya'dan geliyoruz Erdoğan Arıkan'la birlikte. Mete de oradaydı. Orhan abi dedi, Korhan ne yapıyor dedi. Sen dedim, Korhan nereden tanıyorsun? Dedi biz onunla dedi başladık hakemliğe dedi. O dedim şimdi Avustralya'da, sen de burada FIFA'dasın dedim. Sizin için nasıl bir duyguydu? Yani hem hani söylediğimiz gibi duayen, efsane Orhan Ayhan, hem de babanızla, yani hakikaten hoş bir durum. Bazen böyle, bazen korkuyorum tabii. Sesini hep korkutuyor. Eyvah. Ya öyle bir korkutucu ses yok yani. Hani bilmiyorum baba olarak nasıl da. Bazen olabilir. Annenle karıştırıyorsun galiba. Selma Hanım'la. O da doğru. Selamlar buradan. Selam söyleyelim. Sevgilerimizi iletelim. Tabii Serhan'a da. Onu da konuşmadan geçmiş olmayalım. Abim, evet. Evet abim. Çok yardımcıdır bana, sağ olsun. Hı-hı. Her şeyi. Yani o yayında neydi duygunuz, hissiniz, merak ediyorum.
Yani gayet rahattım. Evet, gayet rahattım. Bildiğim bir şeydi. Önceden kendime hazırladığım bir şeydi. Bu huy babamdan geçmiş herhalde. Hala kendi programına hazırlanırken biz hafta sonu bilmezdik. Maçlara 3 gün önceden ve şu anda aynı şeyi yapıyor. Programlarına 3 gün önceden, 4 gün önceden hazırlanıyor. İnanılmaz şekilde disiplin ve devam kesmiyor. İyi öğrenci hala bu yaşta. Ve iyi öğretmen. Evet. Teşekkür ederim. Ne güzel. Yani bunu kaybetmiyor olmak çok önemli bir şey. O çok önemli bir şey, evet. Çünkü herkes bir starlık dönemi yaşayabilir. Ondan sonra fena yanlışlar yapar, sıkıntılar yaparlar. Yapıyorlar da. Ama profesyonel şekilde da devamiyet. 55 yıllık mikrofon. İşte 3. kitabını çıkardı şu an. Guinness mevzunu merak ediyorum Orhan Bey. Başvurdunuz galiba 50 yılı doldur dediler. O işi Korhan takip ediyordu. Öyle mi? Siz mi ilgileniyorsunuz? Bana söylediler. Bizim bu işi kabul etmemiz için dediler. Aha. Tamam, şu an Orhan Ayhan dediğiniz gibi en uzun mikrofon başında 48 senedeydi ben bu başvuruyu yaptığımda İrlanda'ya. O zaman bile yoktu bu kadar tabii ki. O zaman bile yoktu ama bizim kabul etmemiz için 50 yıl doldurması lazım. 50 yıl sonra bize tekrar başvurun dediler. Ondan sonra babam dedi ki sen bırak, ben başka birini buldum. Onunla ilgileneceğim. Sen bu işle artık, sen bu işle ilgilenme dedi bana. Ne sonra oldu? Böyle geldik. 55 yıla doldurduk. Bakalım bir hayırsever inşallah bu işi halleder. Duyuruyoruz buradan sevgili izleyiciler. Guinness'e Orhan Ayhan için başvuracak bir gönüllü diyelim. Guinness'e hakikaten bu konuda ya o kadar çok fazla yoğun bir durumda çalışıyorum doğru, ki. Haklısınız. Sevgili İpnur, biliyorsunuz bizim bu programlarımız kolay programlar tabii değil. Ki. Hele ben bütün yaptığım programlarda hep böyle tarihi eser, en eski olayları, yani en ince noktasına kadar. Bu işin hafızasınız değil mi Orhan yani Bey? Artık yani. Hafıza tabii de bir de her ne kadar ne olursa olsun bir de kendini denetlemen lazım. Doğru. Ağzından çıkacak bir yanlış laf etrafa çok doğru, ters bir şekilde gider. Kesinlikle. Biraz Muhammed Ali diyelim. Çünkü çok önemli. Sizin mesleğiniz için çok önemli. Kişisel olarak ilişkinizin boyutu ve size kattıkları tabii ki önemli. Ki Amerika'dan ilk canlı yayında TRT adına zaten değil mi? 8 Nisan 1971. Yaptınız Muhammed Ali'nin maçıydı. 8 Mart 1971. Nisan 71. Değil. Özür dilerim kendisinden de. şimdi bütün bu maçları, boks maçlarını ben anlatmaya başladım. Hep radyoya anlatıyoruz. Daha sonra televizyon olayı geldi birdenbire 71'de. Hı hı. Zaten Türkiye'de 70-71'dir yani. Tabii. 68 o da süren, siyah beyaz değil mi? Tabii siyah beyaz. Teknik üniversite verirdi. TRT'de birdenbire Amerika'dan asrın maçı dendi. Joe Frazier, Muhammed Ali maçı. Muazzam ikisi de. Hı hı. Ve bana talimat verdiler. Dediler ki Ankara'ya gelip bu maçı anlatıyorsun. Amerika'dan evet, da değil yani. Ankara'ya gittik işte. Kaldığımız otelde 2:30'da beni uyandırdılar. Kahvaltımızı ondan bana yaptınız. Kahvaltılar, yumurtalar, ballar, şunlar, ahçılar geliyor herkes. Beni iyice şişiriyorlar yani. Şöyle biraz çıktım, yürüyorum. Kendime geleyim diye. Hı-hı. Yolda yürüyorum. Taksi evet, falan tutmadım. O kadar enteresan ki. Hiç unutamam. Hayatta attığım her adımda bir lamba yanıyor. Bir adım, bir adım. Saat 4:30'da yayın yapacağız. Bütün Türkiye'ye duyurulmuş bu. Muhammed Ali'yi seyredecek Türkiye. Ve uyanıyor bütün herkes, evler. Yani herkes, çok inanılmaz bir şey aslında gecenin. Yani boksla ilgili tabii, kim ne biliyor, ne ilgileniyor da bu maçlara uyanılıyor. Çok ya, ilginç aslında. Yani bu şöyle sosyolojik bir, olarak incelenmesi gereken yani bir tabii, şey. Tabii 400 metre falan yürüdüm. Dedim artık kendine gel. Bir de baktım alacakaranlık taksi yok. Şans eseri bir taksi geçiyordu. Beni gördü. Ben çağırmadan oturdu. Doğru gittik. Mithatpaşa stüdyolarıydı galiba. Hı hı. Oraya içeri girdim. Oturuyorum şimdi. Karşımda da bir kameraman var. Böyle bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Ya bir Allah'ın kulu getirin de yardımcı olsun. Değil mi? Yani her şeyin ilki daha yapılıyor bu. TRT'de ilki yapılıyor. Ben de ilk defa böyle bir canlı. Neyse biraz sonra bir genç geldi böyle. Eli ayağı titriyor. Gel bakalım merhaba kardeşim dedim. Sen kimsin dedim. Ben dedi imtihan kazandım dedi. İlk anonsum bu dedi. Sizin maçınızın anonsunu bu yapacağım, ben yapacağım dedi. Sen kimsin ya dedim. Sezai Aydın dedi. Sezai Aydın anonsunu yaptı. Sevgiler buradan Sezai Bey'e. Gitti ve Rocky filmlerinin bütün tabii, seslerini yapan Sezai'dir.
Olağanüstü. Orada da 15 roundluk bir müsabakada yer yerinden oynadı. Rating rekoru falan diyemezsin. Tek kanal. Bir yayın verelim mi? O da var. O bandımız da var. Var mı? Evet, olmaz mı? Tamam, ne kadar güzel. Hemen izleyelim sevgili izleyiciler. A pulverizing left hook sends Ali to the canvas. In slow motion, let's take a look at that knockdown once again. Champion Joe Frazier is trying desperately to score a knockout here in the 15th and final round, but Muhammad Ali simply won't give in to the constant punching champion, Joe Frazier. There's the bell ending the fight. And Frazier was the winner. Hardened boxing men regard that night as their most electrifying experience in the sport. Şimdi seslendirmenizi isteyeceğim. Bakın, orijinal sesin üstüne seslendirmenizi sesin isteyeceğim. Üstüne, bakın ben bir şey söyleyeyim size. İbrahim Kırkayak, sevgili kardeşimiz, bunu kendi arşivinden bulmuş. Evet. Bizim arşivde de benim bunu Türkçe seslendirmem var. Yalnız İbrahim Kırkayak'la ilgili de bir ufak bir anekdotum var benim. Tabii. Burada, buralarda. Bu bizi hükmen mağlup ediyordu bu sevgili kardeşimiz. Politikacılarla bir maç yapacağız. TRT'ciler takım kurduk. Maça çıkacağız. Ben de takım kaptanıyım. Bakıyorum bizim takım 10 kişi. İbrahim meydanda yok. İbrahim nerede? İbrahim orada. 5 dakika, 10 dakika. Hakem diyor ki artık diyor tamam diyor. Siz diyor hükmen mağlup edin. Yani bari diyorum yapmayın, etmeyin. Yok diyor hükmen mağlup edeceğim. Bir saniye dedim, bekle dedim hakeme. Atladım içeriye doğru gittim. Rahmetli Sabahattin Ladikli hakem. Bir baktım merdivenlerden İbrahim çıkıyor yukarıya. İbrahim neredesin ya dedim. Abi benim soyadım ne dedi? Ne dedim? Kırk ayak dedi. E dedi 40 tane ayakta dedi. Kolay kolay bağlanır mı dedi. Onun için de 15 dakika. Çok güzel. İbrahim'e de sevgilerimizi iletelim. Şimdi az önce bir Amerikalı'nın sesinden izledik mücadeleyi. Joe Frazier maçını. Aynen öyle. Şimdi de Foreman maçını yine Muhammed Ali ile birlikte sizin sesinizden izleyelim. Bakalım Amerikalı ile hani bir Türk speaker'in arasında tonlama, tını vesaire farkı neymiş, nasılmış? Hemen bir gelsin ekranlara sevgili izleyiciler. 1974 Kimse Aşağı. Yine sıkıştırıyor Muhammed Ali'yi. 8. round'un artık sonlarına doğru geliyoruz. Ve Muhammed Ali dönerek yavaş yavaş kendini gösteriyor. İşte bir sağ ve ardından bir sağ kroşe daha. Dev yerde, koskoca bir dev, çınar gibi yerde. Çenenin altına öyle bir sağ vuruyor ki Muhammed Ali... George Foreman artık bundan sonra devam edemeyecek sevgili seyirciler. Evet, Muhammed Ali'nin bir büyük zaferi daha. Muhammed Ali dev Foreman'ı mağlup ediyor ve böylece yeniden dünya artiklet boks şampiyonu oluyor. Foreman ne mi oluyor? Foreman bu maçtan sonra boksu bırakıyor ve bir kilisede rahiplik yapıyor. Tam 6 yıl. Ondan sonra tekrar ringlere dönüyor. İşte bu müsabakadaki o önemli sahneyi tekrar seyredelim. Ali'nin sağı, Ali'nin solu, Ali'nin ve son bir sağ daha geliyor. Böylece bakınız Foreman dengesini kaybediyor. O yediği sert darbeden sonra Kinshasa'da kendisini ringin ortasında sırt üstü yerde buluyor. Dünyanın en önemli knockout sahnelerinden biri bu. Evet, yani hakikaten çok etkileyici. Kask olmadığı zaman boks bir de çok daha farklı bir spor haline dönüşüyor. Şimdi benzetmeleriniz var ya, evet. Boksta da futbolda da öyle. İşte vurdu ve gol, meşin yuvarlak, sahayı, kar yağmış sahayı, yoğurtlu ıspanağa tabii, benzetmeniz. Eskişehir'de. Vesaire vesaire. Hani Wipeout'ta da o yarışmada sunduğunuz yarışmada da çok net bir şekilde çıktı. Herhalde elinizde bir metin vardır ama sizin katkınız... O spontan eklemeler anlık eklemeler, yani, eklemeler değil mi? Tabii, çok tabii. Yani nüktedan bir kişiliğiniz var galiba. Vallahi bilmiyorum. Ne bileyim herhalde öyle bir şeyler var. Çok... Şimdi yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Lafını duydum. Türkiye'de boksun sevilmesi net. Sizinle Orman başlamıştır. Abi. Yani Muhammed Ali Kuley tabii çok önemli ama şimdi Beyaz Gölge hatırlıyorum. O diz başlarında basketbol çeviriyor ama basketle Türkiye'de pardon boksun çok tutulmasının nedeni çok ilgi gösteren nedeni Orhan abiyle başlamıştır. Kesinlikle. Yani. Bir de o tabi Orhan abinin bir de reklam değil mi? Seslendirme maceramız reklam, var değil mi? Seslendirmesi var. Dublajcılığım var. Siz ses sanatçısıyım diyorsunuz doğru mu?
Öyle bir cümleniz var mı kendinizle ilgili? Vallahi yani zaten bu iş bir sanatçılıktır bu yani. Yani spikerlikten bahsediyorum. Doğru. Sadece. Dublaj falan da girince. Gayet tabii ben dublaj. Oyunculuk yanı da giriyor aslında. Gayet tabii dublaj oluyor. Bakın mesela Wipeout'ta komedi yapıyorsunuz. O seslendirmeler bambaşka seslendirmeler. O tiyatral iş. Mesela ben tiyatroculuk yapmadım. Ben dublaja girdiğim zaman böyle şaşırıyordum. Yanımda Bedia Müvahitler, Vasfi Rıza Zobu, Orhan Boran, Ferdi Tayfur. Yani halk türkücüsü sevgili Ferdi Tayfur kardeşimiz değil yani. Eski Ferdi Tayfur. Laurel Hardy'yi seslendirir. Arşak Palabıyıkyan'ı seslendirir. Muhteşem adamlar bunlar. İki kelime 15 lira mıydı abi? Nedir bu? İki kelime. İlk seslendirmem. Nedir bu? 1963 yılında ben maçları anlatmaya başladıktan sonra Adnan Gülbahar isimli çok meşhur bir dublaj sanatçısıyla dost olduk. Benim hayranım oldu. Oğluna da Ayhan benim soyadımı oğluna verdi. Sonra da ben dedi sana İpek Lale filmde dublaj yaptıracağım dedi. Aldı beni götürdü bu devlerin arasına. Bunlar bir başlıyorlar dublaja. Kahkahalar atıyor, bilmem ne yapıyor. Sonra birbirleriyle kavga ediyorlar, dövüşüyorlar, ağlamalar. Eyvah ben bunları nasıl yapacağım diyorum. Bana da rol verdiler. Rakas'ında Doris Day'in bir filmi, Pillow Talk yani yastık sohbeti filmi. Orada ben güya başrol konuşuyorum. Bir avukat devamlı ikisinin arkadaşı. Hep o sahnelerde hep önde fakat adamın yüzünü görmüyorsun. Konuşmasını görmüyorsun. Mr. bilmem ne dedi, Mr. bilmem ne dedi gibi. Bir yerde yüzünü gösteriyorlar, orada ben devreye giriyorum. Sert bir şekilde şöyle rakasına baktıktan sonra kıza dönüyor, Doris Day'e dönüyor. Yine tekrar rakasına bakıp kız haklı diyor. Orada racon kesiyor yani. Ve benim yarım günlük yövmiyem 15 lira. İki kelime yani. Bir kelime 7,5 lira. 15 sene o kadar parayı kazanamadım konuşmaktan. Fakat Koran yani hakikaten o yıllarda çok büyük para. Yani söylemiştiniz evet. Tabii işin esprisi ama gerçekten değil mi? İnanılmaz bir şey yani. 15 lira çok küçük para değil. Ama sonrası ne oldu? 6 ay sonra ben maçları filmlere seslendirmeye başladım. Necat Porsun, Lale filmin sahibi. Dünya tatlısı bir baba. Bir gün beni çağırdı. Oğlum dedi siz dedi maçlara dedi filme bakarak maç anlatabilir misiniz dedi. Anlatırım herhalde dedim. Beni ADS diye bir stüdyoya gönderdi. Orada yazmışlar. Metin'in sağı, öteki işte gol attı. O oldu, bu oldu. Bakıyorum ben yapamıyorum. Dedim ki İlhan Arakon'a, Profesör İlhan Arakon, sahibi oranın. Efendim dedim, ben dedim buradan kağıttan bakıp oraya şey yapamıyorum dedim. Gördüğümü anlatabilir miyim dedim. Efendim dedi, o zaman bayram yaparım ben dedi. Çekin o zaman filmi dedim. 3-2'lik bir Beşiktaş Galatasaray. 2,5 dakika brrrt bitiverdi. Bir döndüm ben İlhan Bey'e içeride. Böyle yapıyor, göbek atıyor. Beni bir gördü hemen ellerini indirdi. Fazla pahalıya mal olmayayım diye. Süper, harika. Ama nefes. Bu defa rakam 200 lira. Güzel. Şimdi Lefter tabii çok önemli hayatımızda. Evet. Onunla da ilgili bir bandımız var. İyi beraber. Dostum. Evet. Toprağı yaptığınız olsun. Bir program var. Hemen onu da getirelim sevgili izleyiciler. Kısacık Lefter'le ilgili Orhan Ayhan'ın anılarını, duygularını da konuşalım arkasından. Gazeteci Sayın Orhan Ayhan Bey'i stüdyomuza davet etmek istiyoruz ve Orhan Ayhan Bey'le... Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Orhan Ayhan Bey, ben mi söyleyeyim siz mi söyleyeceksiniz? Birkaç yıl önce, hangi yıldı? 1968'di. 1968'de Spor Yazarları Derneği'nin yarışmasında haber dalında Türkiye birinciliğini kazanan bir haberiniz olmuştu. Bu haberinizi şimdi açıklar mısınız? Fenerbahçeli Ordinarius Lefter İlkokulu yeni bitirdi. Başlık bu şekildeydi. Aradan Bolu'dan verdiğiniz bir haber. 12 yıl geçti evet. Bolu Cumhuriyet İlkokulu'nda. Şimdi siz ilkokulu 2-3-1960 tarihinde bitirdiniz. Evet. Okul müdürünüz Osman Orhan. Diploma numaranız 259. Bitirme dereceniz iyi. Bolu Cumhuriyet İlkokulu. Ve sizin bu haberinizi gazeteci Sayın Orhan Ayhan bildirdi. Kardeşim Orhan başlamadan da sözünü ben
Ben demin size ifade etmiştim. Benim pederim fakir bir adam. Tabii tabii, yani nedenleri üstünde durmaya gerek. Ben mecburdum yani, dördüncü sınıfa kadar gittikten sonra bir ilkokul diplomamız olsun dedik. Gerçi bir şey değişmedi benim için. Fakat bir diploma olsun dedik. Ve böylelikle orada... Lefter Bey, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok zor yıllar içinde bulunduğunu biliyoruz çocukluğumuzda. Ve bir de 10 çocuk sahibi bir balıkçı babanın durumunu da herhalde biz anlıyoruz. Son derece normal. Bu arada ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu meslek dalında bana çok kıymetli bir ödül kazandırdı bundan 12 yıl önce. Bolu'da hem futbol oynardı, evet, hem de antrenörlük yapardı. Hatta şöyle bir hemen araya bir saplama yapayım. İkinci yarılarda Bolu Spor mağlup durumda olduğu zaman Lefter oyuna girerdi ve attığı veya attırdığı gollerle maç kazandırdı Bolu'ya. Bana da bu haberi böylece kazandırmış oldu. Haberde birinciliği. Biz size çok teşekkür ederim Sayın. Evet, Mete Akyol'un sunduğu işte hayatımızda, evet, Lefter Küçük Andoniadis konuktu. Siz de bu anlamda hani dost olarak, İyi dostundu, evet, tabii, hatıralarını paylaştığı kişi olarak oradaydınız. Tek belgeselini de ben yaptım. Adada Büyükada'ya Murat Çelik'le beraber gittik. Benim çok eski kadim yönetmen kardeşim. Onunla beraber gittik. Daha sonraki yıllarda da kendisini böyle artık ölüme doğru giderken hastanede gördük, ziyaret ettik. Değerli dostum Yılmaz Ulusoy'la. Yılmaz Ulusoy'u çok çok sever. Yılmaz Ulusoy da son derece büyük yardımlarda bulunmuştur. Sadece Lefter'e değil, böyle birçok müşkül durumdaki sporculara çok çok hizmeti geçmiştir. Bu da Mete abi bir kelime kullanıyor. Dikkat ettiniz mi? Bu haberi de siz bildirdiniz diyor. Evet. Dikkat ettiniz mi? O zamanki gerçekten bildirdi falan. O zaman çok, evet, kullanıyorduk bu kelimeleri. Yani, tabii. Halbuki bu haberi yazan sizdiniz demesi gerekirken o zamanki şartlar da böyleydi. Evet. Şimdi o 3-1'lik bir maçtır o. Adana Demirsporlular, Adana'da bayağı canını sıkmışlar Lefter'in. Kampa girdi Lefter Bolu'da. Ben de maçı anlatmaya gittim. Üç birlik maçta 3 golün ikisini penaltıdan, birini frikikten attı. Yok, ikisini frikikten, birini penaltıdan attı. Akşam yemek yiyoruz. Yanımda oturan bir adam dedi ki, biz o kadar çok seviyoruz ki Lefter'i dedi. Ona ilkokul diploması bile verdik dedi. Siz kimsiniz dedim. Ben Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Osman. Şimdi soyadı aklımda değil. Öyle mi dedim? Evet dedi. Ben doğru Necmi Tanyolaç'a telefon. Yarın sabah hemen dedi geliyorsun. Otobüse atlar atlamaz. O zaman öyle araba yok. Geldik hemen Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir karne aldık. Türkçe orta, jimnastik pek iyi, resim bilmem ne ve 1968 yılıdır bu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ilk yarışmasıdır. Evet. Doğru. Ödülde birinciliği ben kazandım. Çok haberde fazla ödülünüz var zaten, onlardan bir tanesiydi. Bu da oğlunuzla çıktığınız üçüncü programdı. Evet. Aslında öyle söyleyebiliriz, birinde maç anlattınız, birinde de Australia'da bir Australia'da, radyoda değil mi, bir aradaydınız. Türk radyosuna. Evet. Üçünüzü, ikinizi bir arada gördüğümüz üçüncü platform oldu ama sona geldik. Son ödülle birlikte burada duruyor. Onun da küçücük bir cümleyle Orhan Bey ifade edersek izleyicilerimiz nedir diye merak etmesinler. Noktalama vaktimiz maalesef geldi. Benim 100 civarında hatta 100'den fazla ödülüm var. Bunların çoğu da Türkiye Spor Yazarları Derneği'ndendir. Gazeteciler Cemiyeti'nden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden hiç ödül alamadım. Çünkü 18 yıl orada yönetimdeydim. Giremiyordunuz. Kendi kendime. Yedi genel kurul nasıl... Yarışmaya giremiyordunuz zaten kural, evet, gibi. Şimdi girilse de etik olarak olmaz zaten. Yok girilmez. Girilmez, hayır. Nihayet girilmez. Artık kendimi oradan emekliye ayırdım. Bilerek yani. Ayırır ayırmaz derhal yarışmaya girdim ve hemen şimdi harika, bundan sonra 18 yılın acısını çıkartacağım. Her yıl benim. Her yıl birinci olacağım yine. Harika. İnşallah. İyi ki geldiniz. İyi ki katıldınız. Bir arada sizi görmek, ağırlamak bizim için Bilal Meşe ile birlikte gerçekten onur oldu. Bir kez daha söylüyorum. Çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Çok zevkliydi. Gerçekten teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani başarılar diliyoruz. Zaten hani böyle parlak bir kariyerin devamı da öyle olacak şüphesiz. Sağ olun. Ve ben her zaman ilklerin adamı oldum mesleğimde. Bugün de yine bir ilk yaptık. İki günde bir program çıkardık. Çok doğru. 16'sında başladık, 17'sinde bitiriyoruz. Orhan abi iyi ki varsın, iyi ki geldin. Sağ ol sevgili Bilal. Ki müthiş bir performans var. TRT'de de program yapıyorsunuz. Biz de onu hayranlıkla izliyoruz.
Koran kardeşimize de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. O da ederim. Bizim aramıza katılacak yakında. Umarım. Öyle umarım görünüyor. Öyle görünüyor. İnşallah evet. Bir yerde bir program yapma şansı da bulabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ve Bilal Meşe ile birlikte sevgili izleyiciler, bu akşamı, bu geceyi, bu spor bahaneyi de sonlandırıyoruz. Yeniden bir arada olacağız tabii ki haftaya. TRT Spor ekranında hepinizi spor bahaneye bekliyor olacağız. İyi geceler efendim. İyi akşamlar.